Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki ÖSYM tarzı test birini çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC'de kare verilmiş ve karenin bir kenarı 4. Yani burası da 4. Tamamı 4 olduğundan buraya 3 kaldı. E dik üçgen pisagor bağıntısı 3 4 5 üçgeninden cevap 5 çıkar. Yani cevap denizli oldu birinci soruda. Geldik ki karede köşegen çizilmiş burada. Köşegen çizildiği için açılarımız kaçar derece? 45'er derece. Hemen bunları yapıştırdık. 45 90 sa burası da 45 yaptı ve ne çıktı burada? X dik üçgen 3 kök 2 ise 3 kök 2. Kök katı 6 yapar. E, bir kenar 7 ya. Bir kenar 7 olduğundan X'e ne kaldı o zaman? 1 kaldı. Cevap Akçay. Geldik 3'e. ABCD kare BC eşkenar üçgen ne olarak verilmiş. Eşkenar üçgen ise şu eşitleri yazıyoruz. Karenin bir kenarı da çift çizgi yaptı. Eşitleri yazdık. a ne çıktı burada? 1 ikizkenar kenar üçgen çıktı. Açıları da yazalım mı tabii ki? Açılarımız 60'ar er derecede burada. E, burası da ne olacak? 90 derece değil mi burası da? Sarı üçgen. Tepe açısı kaç derece oldu? Hop şurası. 150. 180'den 150 çıkart. 2'ye böl. 15-15 yapar. O zaman taban açılarımız alfa da 15 oldu. Üçüncü soru. Akçay oldu. Geldik 4'e. 45 derece var. Yani üçgen oluşturmamız lazım. Köşegen mantıklı gibi duruyor. Bu köşegen çizince hocam burası 45, burası da 45 oldu. Hatta 6 kök 2. 6 kök 2 kök katından dolayı burası 12 oldu. Dikkat. Şurada kaç kaç derece? 90 derece. 45'e de kullanmış oluyoruz. E burada ne çıktı? 5, 12, 13 üçgeninden cevabı 13 buluruz. Yani dördüncü soru E-dramatik oldu. Geldik 5'e. Ne yapacağız burada? E, hocam alfabetiye dalsak mı? Bir üçgen var benzer. İkinci bir üçgen yok. E, o zaman burada yamukvari bir şey var. Dikdörtgen oluşturalım. Şunun devamını getirsek. Şöyle bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgen oluştuğu için hem sol tarafta hem de sağ tarafta da oluştu. 2'ye 8 ise 2'ye 8. Hatta bir kenar kaç oldu? 10 oldu. Hocam 90 var. Dikten dik çizilmiş. Öklit h kare eşittir. 2 çarpı 8 16'dan. H'ı buradan 4 buluruz. H buradan 4 ise eğer. E o zaman bunun da tamamı 10 ya. X artı 4 eşittir 10'dan. X'i böylelikle 6 olarak buluruz. Cevap Cihan oldu. 5. soruda. Geldik 6'ya. Köşegen çizmek mantıklı. Köşegen verilmişse diğer köşegen çizdiğimiz zaman Köşegenler dik kesir. E, bir kenar. Şurası 6 ya. Şunlar 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 birbirine eşit. E o zamanlar 3 3 3 3 mü oldu. Evet. Şimdi şu üçgende ne var? Bu üçgende bir dik üçgen 3 var. 4 var. 3 4 5 üçgeninden cevap 5 olarak buluruz. 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7'ye. bu şu şu dal beta ya. Alfa, beta, alfa, beta'ya dalınca da Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta şu 90'ın karşısındakiler karenin bir kenarı olduğu için eş üçgen oldu. E alfanın karşısı 12 ise hatta 12 13 ne üçgeni 5 12 13. Alfanın karşısı 12 ise buradaki üçgende de alfanın karşısı 12 yapmak zorunda. X artı 5 eşittir 12 ise eğer x'i de böylelikle 7 olarak buluruz. Cevap C an çıktı. 7. soruda geldik 8'e. Birbirine eş 7 tane kare ile oluşturulan düzlemsel şeklin çevresi verilmiş. Çevresi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane A var. 14 tane A ne eşit? 56 eşit verilmiş. A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. A 4. Şeklin alanı nedir diye soruluyor. Bir tanesi 16 mı yapıyor 4'ün karesinden? Evet. 7 tane var. O zaman alan 16 çarpı 7'ye eşit olacaktır. O da kaç yapıyor? 112 yapıyor. Yani cevap Edremit oldu. 8. soru da geldik 9'a. Şimdi köşegenler çizilmiş. Bu bir kare ya. Kare şeklindeki kağıt köşegenler boyunca kesilmiş. Köşegenler boyunca kesilince 45 45 90 üçgenler var. E bunları böyle yazınca hocam 45 45 90 üçgenleri 1 2 3 4 üçgenlerini böyle koyunca zaten yine aynı ne oldu? Şu iki tane üçgen e, dikdörtgenin çevresi bu arada. O kare bir kağıt bu şekilde verilmiş. E o zaman şurası A A iken burası A kök kim yapar? Evet burası da A, burası da Dik kenarlar A A A A yazınca dikdörtgenin çevresi 2 3 4 5 6 A. 6 a eşittir 12 verilmiş. A buradan 2 çıkar. Bu kağıdın bu kağıdın bir yüzünün alanı nedir diye soruluyor. A 2 bulduk ya. E o zaman burası da A kök 2. 2 kök yaptık. Bu kağıt kare şeklinde de ön Yani bir kenar 2 kök ise 2 kökünün karesi de kaç yapar o zaman? 8 yapar. Cevap balık isir oldu. 9. soruda. Geldik. 10. soruya. Aşağıda K kenar uzunlukları 10 ve 6 cm olan 2 kare ile tasarlanmış cezveler gösterilmiştir. Bu cezvelerin sap kısımları köşegen doğrultusunda olduğuna göre. Arkadaş köşegen doğrultusunda oluyormuş. Şöyle şöyle. Büyük cezvenin sap kısmı 4 kök olduğuna göre küçük cezvenin sapı nedir diye soruluyor. Zemin olan uzatları da bu arada eşitmiş. Yani şunun zemin olan uzatlığıyla bunun zemin olan uzatlığı birbirinin tıpkısının da aynısıymış. Şimdi bu köşegen ya şu doğrusal ya 45 90 45 üçgen çıktı karşıma. E hocam 10 10 sa burası 10 kök ki. Dikkat et. Hop 14 kök oldu. O zaman 45 45 90 üçgenler 14 14 14 kök değil midir Yani şurası 14 bulduk. E o zaman burası da 14 ise şurası 6 ise 6 kök ki burası. E o zaman 14 kök ki olmayacak mı burası? 6 kök 2'si buradaysa 8 kök 2'si mi kaldı buraya? Evet küçük çizmenin sapı yani 8 kök 2 soruluyor bize. Cevap Denizli oldu. Geldik 11'e. Kenar uzunlukları 20 ve 41 santimetre olan karelerden oluşan şekildeki yapının K köşesine bağlı KT ipi gergin durumda tutturulup evet KT ipi gergin durumda tutturulup yapının etrafında ok yönde döndürülerek sıkıca sarılıyor. İpin T ucu en fazla P noktasına kadar gelmekteymiş. Buna göre ipin uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaş ipi böyle gerdir. Gergin bir şekilde böyle sardığımız var. Hocam böyle 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 mi gider? Hayır. Gergin diyor sana gergin gergin. Sen ipi gergin bir şekilde tuttuğun zaman, hop şöyle geldiğin zaman, tamam bu böyle geldi değil mi ip? Sonra nasıl olacak? Bu böyle geldi. İpin devamı bak şöyleydi. Buradan sonra kırılıp şöyle gelecek. Bak şöyle şöyle gitmeyecek, dikkat et. Böyle gelip böyle gitmeyecek değil mi? Nasıl gidecek? Hop şöyle gelecek. E sonra buraya geldikten sonra da şurada da şey yapmaya devam ediyorum, kırmaya devam ediyorum. Hop şöyle gelecek. E sonra burada da kırılıp da nereye gelecek arkadaşlar? Bu da böyle geldikten sonra. Şöyleyken hop döndürdüm de P'ye geldi. Tamam. Şimdi şuraları kaç? Bu bir kare 20, 20, 20. E burası da 20. Tamamı 41 olduğundan 20'ye 21 oldu. Aslında 20, 21, 29 diye bir üçgen var aslında arkadaşlar ama neyse. Şimdi ipin uzunluğu soruluyor bize. Şunu bulursak olay bitti. Şuraya x diyelim. Pisagor bağıntısı x'in karesi eşittir. 20'nin karesi artı 41'in karesinden işlem işlem işlemle x'i bulursunuz. 20, 21, 29 diye bir üçgen var. Yani burası 29 çıktı. Şimdi benden ipin uzunluğu şu, bu, bu ve bunun toplamı soruluyor. Yani 41 artı 29 artı 20 artı 20. 20 artı 20 soruluyor bize. İkisinin toplamı 70, 90, 110. Topladığımız zaman 110 çıktı. Cevap böylelikle balıkesir çıktı. Evet en azından bir şey daha öğrenmiş oldunuz. Pisagor bağıntısından bir şey gelecek. Burada Karekök aldınız var. O da 29 yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böylelikle ÖSYM tarzı tespiri bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? ÖSYM tarzı testik var. Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı testikide de görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.